Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda Bu da sana ders olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem hocanız. Üçgende alanı devam ediyoruz. Geliştirici test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki ABC üçgeninde bir açımız 75 derece. DC uzunluğu AD uzunluğunun 2 katına eşit. BC uzunluğu 12 santim olarak verilmiş. Tıralı bölgenin alanı nedir? Öncelikle şöyle yapacağız. AD uzunluğunu x dersek DC uzunluğu 2x. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alanlar kenar uzunluklarıyla doğru orantılıdır. O zaman biz kenar uzunlukları x ve 2x olduğundan buradaki alana s dersek buradaki alanımız 2s olur. Şimdi biz bunun aynısını yan tarafına çizersek yani üçgene tamamlayacağız ve bunun alanını bulacağız. Şimdi burası 12 ise burası da 12 olsun. Eş üçgen çizdim yan tarafına da. Şimdi şurası 90, 75, 15 derecelik açı. Biz bunun eşini aldığımızdan dolayı şuradaki açımız da yine 15 derece olacak. O yüzden aradaki açı toplarsak 30 derece. Bu üçgenin tamamının alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunluklarımız 12 çarpı 12 çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 30. Burası şunlar sadeleşir 6 çarpı 12 çarpı sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. Bunlar da sadeleşirse toplam alan 36 çıkacaktır. Yani burası da aslında 3 s'lik alandır. Toplamda 6 s'nin alanı 36 ise 2S'nin alanı sorulduğundan 3 sadeleştirdiğimiz zaman aradığımız sonuç 12 çıkacaktır. Doğru yöntemiz bursadır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde G noktası ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi AB 5 santim, BC 12 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi burası 5, 12, 13 öze düşgeni. G'de ağırlık merkezi olduğundan dolayı bir şurayı uzatırsak Şimdi şurası 13 bölü 2 olacak. Şu uzunluğun tamamı da yine 13 bölü 2. Şimdi ağırlık merkezinden dolayı buradaki biz uzunluğa m dersek buradaki uzunluk 2m'ye eşit olur. Şimdi şu a noktasıyla g noktasını birleştirdik. Şimdi ağırlık merkezi alanı ortadan ikiye bölecek. Toplam alanı şuradan hesaplayabiliriz. Yüksekliğimiz 5, taban uzunluğumuz 12. 5 çarpı 12 bölü 2'den alanımız 30 santimetre kare. Şuradaki alanımız 15. Diğer kalan alan ise yine 15 olacak. Ve alanı biz buradan M'ye 2 M şeklinde parçalarsak buradaki alan 5 santimetre kare. Burası da 10 santimetre kare olur. Buranın alanını da şu şekilde bulabiliriz. Yüksekliğimiz X. Taban uzunluğumuz 13 bölü 2. Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman sonuç 5 çıkmış. Düzenlersek burası 13 x bölü 4 eşittir 5 olacak. İşler dışlar tamamlarsak 13 x eşittir 20. x de buradan 20 bölü 13 gelir. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Şekilde bazı uzunluklarımız verilmiş. AK ve AB uzunluğu 8 cm. EC uzunluğumuz 10 santim. CF uzunluğumuz 4 santim olduğuna göre taralı bölgenin alanı nedir? Şimdi biz şu A noktasıyla C noktasını birleştirirsek Şimdi bize AK uzunluğu verilmiş. Şu uzunluğun tamamı 8 santim. Dışarıdan yüksekliğimiz var. Biz burada ACK üçgeninin alanını hesaplayabiliriz. Tabanı 8, yükseklik 4, bölü 2. Düzenlersek Şuradaki alanımız 16 santimetre kare. O taradığımız yer şurası olacak arkadaşlar. Şurası 16 santimetre kare. Şimdi bir de şunu yapabiliriz. ABC üçgeninin alanını bulabiliriz. Taban uzunluğumuz AB 8 santim. Yüksekliğimiz EC uzunluğu 10 santim. Bunu da ikiye böleceğiz. Düzenlersek toplam alan 40. 40'tan mavi bölgenin alanı çıkartırsak Geriye 24 santimetre karelik alan kalır. Doğru yanıtımız D'dir. Sormuş şekilde şekildeki ABC ve BDC üçgenlerinde bazı uzunluklarımız verilmiş. 4, 8 ve 1 santim olarak alan ABC'nin alan DBC'ye oranı nedir diye sorulmuş. Öncelikle şu AR uzunluğu yüksekliği bulursak buraya X diyelim. X'in karesi öklit yaparsak 8 çarpı 9'a eşit. Buradan x 6 santim çıkacaktır. Aynı şeyi dt için yapacağız. Y'nin karesi eşittir. 1 çarpı 12. Buradan da y dediğimiz uzunluk 2 kök 3 olur. Şimdi alanları bulabiliriz artık. ABC üçgeninin alanı taban uzunluğu toplamda 8, 4 daha 12, 1 daha eklersek 13 olacak. 13 çarpı yükseklik x'ti. x'in değeri 6 bölü 2. Şimdi alan DBC'yi bulacağız. Burada da taban uzunluğumuz yine 13 olacak. Yüksekliğimiz 2 kök 3 bölü 2. 13'ler birbirini, 2'ler de birbirini sadeleştirirse 6 bölü 2 kök 3. Şunlar da sadeleşir. Burası 3 bölü kök 3 olur. Eşliğini çarparsak 3 kök 3 bölü 3'ten 3'ler sadeleşecek. Aradığımız oran kök 3'tür. E şıkkıdır. Beşinci sorumuz şu şekilde. Şekilde P noktası D, A, B üçgeninin ağırlık merkezi. İki kenar uzunluğu verilmiş 8 ve 12 santim. CD D uzunluğuyla A, D uzunluğu birbirine eşit. Tıralı bölgenin alanı nedir? Öncelikle şuradaki uzunlukları 2x, 2x dersek. D, B uzunluğu da 2x olacak. Yalnız F noktası A, D, ağırlık merkezi olduğu için kenar ortayların kesim noktası olacaktır. O zaman şuradaki uzunluğu da x, x diye ayıracağız. Şimdi biz F noktası ağırlık merkezi olduğundan 12'yi de 6, 6 eşit parçaya böleceğiz. Şuradaki uzunluğumuz da yine ağırlık merkezinin kuralından dolayı yarısı olacaktır 8'in. Yani burası 4 santim. Dikkat ederseniz D noktasıyla şuradaki nokta orta tabını oluşturacak. O zaman şuradaki BC uzunluğumuz orta tabanın 2 katı yani 24 cm eşit. Tüm alanı artık bulabiliriz. Yüksekliğimiz 24, taban uzunluğumuz 12 bölü 2. Düzenlersek sadeleşirse bunlar 12 çarpı 12'den tüm alan 144 olur. Bunun yarısı yani 72 cm kare bu taraf. Diğer tarafta 72 cm kare olacak. Burada da 6 6 kenar uzunluğu eşit olduğundan 36 alan burası. Diğer taraf 36 olacak. Burada da şu F noktasını birleştirirsek şuradaki alanlarımız SS ise buradaki alan da S olacak. Yani biz 3 tane S'nin alanını 36 eşitlersek S buradan 12 olarak bulunur. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Son sorumuz şu şekilde şekildeki ABC üçgeninde AC uzunluğumuz 6 kök 3. Bir de bir dörtgenle bir üçgenin alanının eşitliği verilmiş. EDC üçgeninin alanına S dersek dörtgenin alanı bu üçgenin alanının iki katına eşitmiş. Yani burası 2S. Şimdi biz AC uzunluğunu da biliyoruz. DC uzunluğunu bulacağız. Şimdi küçük üçgende şuradaki açıya alfa dersek biz küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yapacağız. Şimdi bunu yaparken de alanı kullanacağız. Küçük üçgende alanımız S iken büyük üçgenin alanı 3 S. Şimdi bunun karekökü aslında benzerlik oranını verecektir. Bunu da 90'ın karşısında x uzunluğumuz var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 6 kök 3'ümüz var. Düzenlediğimiz zaman 1 bölü kök 3 kaldı alanların oranından. Bu da eşittir x bölü 6 kök 3. Kök 3'ler birbirini sadeleştirdi. İşler dışarı çarpım yaparsak aradığımız x değeri 6 santim çıkacaktır. Doğru yanıtımız e şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeye devam edin. Hoşçakalın.